Merhaba. Yanımda Profesör Doktor Yavuz Şimşek var. Yavuz abi diyebilirim. Tabii öyle ki, bir samimiyetiniz var sağ olsunlar. Sizin çokça sevdiğiniz, abi hala arabayı unutamıyoruz dediğiniz 530 X-Drive aracımızı, G30 aracımızı ben Yavuz abiden almıştım. Evet. Yavuz abi bana telefonla uğraştı. Noyan dedi istersen ben günlükte dedi şimdi bir tane araba kullanıyorum hibrit, çok da sevdim. Ben de araştırdım, baktım yeni çıkmış. Fazla da bir videosu yok. Böyle bayiler yayınlıyor abi bu ara. Toyota bayileri, işte ne bileyim Kia bayisi, Hyundai bayisi. Artık çekimler yapıyorlar. Onlar var. Dedim Yavuz abi müsaitse mümkün olduğu vakitte yapalım. Bugün bize vakit ayırdı sağ olsun. Abi sizin ilk Toyota'nızda değil bildiğim kadarıyla. Evet. Bir süre şoförlü araç kullandığınızı biliyorum. Doğru. Arabayı sattıktan Doğru. sonra. Şimdi günlükte daha önceden de galiba Toyota almışsınız. Evet, bu bir yıl içindeki üçüncü Toyota hibritim. Corolla hibritim. Çok sevdiğim bir araç oldu. Hı hı. Ve makyajlı kasası çıkınca da Noyancığım. Bunu da almak istedim. Hı hı. Teknolojisinde bariz değişiklikler olduğunu öğrendim, hı hı. araştırarak. Hı hı. Dış görünüşe çok yansımamıştı makyaj. Anladım. Ama teknolojide 5. nesil hibrit teknolojisi biraz daha farklı öncekinden. Ama araştırırken de yerli kaynaklarda çok bir şey bulamamıştım. Senin uzmanlık alanın olduğu için hemen seninle konuyu paylaştım. Sen de önemsedin ve beraberiz. Beraberiz. Yavuz abi çok mütevazi konuşuyor. Kendisi kadın doğum profesörü, benim şimdi kadın doğum uzmanı. Camiada da çokça sevilen, bilinen bir figür. Gerçekten ben onarı oldum sizin çok telefon ettiğiniz çok için. Çok 2023 Toyota'nın dış özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir önden bakalım. Aslında herhalde abi dış özellik olarak jantlar ve ön harici pek bir şey değişmemiş. Evet. Jantlarda da renk temasını bence değiştirmemişler ama... Doğru, kesim değişmiş. Geometrik olarak Hı. bir değişme var. Bir de öne bakalım. Dışarıdan baktığımız zaman... Ha şeyi bahsetmeyi unuttuk. Tabii videolar var ama bu videonun bence özelliği Passion X-Pack olması. Evet. Bir de bu arada Yavuz abiyi tebrik ediyorum. Bu aralar Toyota almak zor, biz alamadık. Aynen. Aynen. Şeyde bir şeyde Cross'ta sıkıntı yaşadık, alamadık. Yavuz abinin aldığı araç Passion X-Pack en full'ü oluyor. LED gündüz farları standart geliyor. Burada halojen gibi duruyor ama sis farları 6000 Kelvin beyaz LED. Evet. Değil mi abi? Kısa, evet, doğru. Kısa farlar da. Evet, gündüz LED farları LED, sis farları LED teknoloji. Bir de makyajda herhalde değişen şey bu panjur, öndeki alttaki evet. panjuru hafif öne aldıklarını düşünüyorum ben. Doğru. Biraz daha bombeli olmuş. Güzel bir görüntü. Tabii hibrit olduğu için de armadaki mavi detaylar gözümüze çarpıyor. Aynen. Arka tarafa baktığım zaman Yavuz abi ben tabii sahiplik olmadı ama Mehmet arkadaşımızla şey yapmıştık, çekim yapmıştık. Aynı galiba değil mi? Stoklar... Hemen hemen aynı, evet. Hı hı. Yani Japon markaları bu makyaj konusunda daha muhafazakar, mütevazi davranmayı tercih ediyorlar. Öndeki panjur dışında neredeyse makyajsız bir önceki kasayla arasındaki farkı anlamak imkansız. Arkadan anlamak pek mümkün değil. Adamlar şey, eğer bozuk değilse düzeltme. Doğru, doğru, doğru. Felsefeleri güzel gerçekten. Ha, gerçekten güzel. Güzel. Yani şeyden, gösterişten ziyade fonksiyonelliği önemli. O da önemli. Bir de şu var, Noyan, mesela bazı markalar, zikretmeme Hı. gerek yok, öyle bir makyaj yapıyor ki bir önceki araba yeni olmasına rağmen ıskartaya çıkmış gibi hissettiriyor sahibine. Buradaki bu makyaj, bir önceki makyajsız kasayla arasındaki fark çok değil. Hı hı. Önceki kullanıcılar açısından da bu bir avantaj. Yani firmanın bu felsefesi de güzel bence. Kesinlikle abi. Technical update yapıyorlar. Aynen, aynen. BMW'de şey yaparlar, makyajı da eğer Wikipedia'dan bunu görüyorsunuz. Böyle motorda küçük bir şey değiştirirse TU derler. Hmm. Bu da TU aslında. TU, TU evet, modern technical şey. Technical update olmuş oluyor. Burada da böyle hibrit olduğu için evet. mavi detayları görüyoruz. Biz bir tane incelemiştik bahsettiğim gibi. Orada dikkatimi çeken şey şuradaki 3 boyutlu geometrik dizaynlardı. Bu gerçekten hoş. Yavuz abiyle yola çıktık biz. Merhaba tekrar. Merhaba. Abi çok sessiz bir araba. Fark ettim. Bence şeyde biraz makyajda izolasyona da önem vermişler mi? Ne dersiniz? Sizin konuştuğunuz gibi birçok Toyota'nız vardı. Evet. Bence en güzel siz bunu, bu karşılaştırma yapabilirsiniz. Hem teknolojik açıdan hem de hani arabanın genel özellikleri açısından sizin fark ettiklerinizi duyabilir miyiz, dinleyebilir miyiz? Yani şöyle Noyan Hocam, bence yalıtımda da iyileştirme var. Bu benim kişisel gözlemim.
subjektif bir gözlem. Çünkü bu konuda ne açık kaynaklarda, internette ne bayi yetkilisinden bir bilgi alamadım. Yerli ve yabancı kaynaklardan baktım. Böyle bir bilgi yok ama kullanıcı deneyimi olarak söylersem bir önceki kasaya göre daha rüzgar motor sesi, motor sesi zaten çok çok az ama rüzgar sesi yüksek hızlarda daha az hissediliyor. Makyajda daha çok teknolojiye yönelik bir makyaj olmuş. Dış görünüşten ziyade işlevsel bir makyaj yapmış Toyota. Hibrit araçlarının satışından çok memnun. Kullanıcıların hibrit deneyiminden çok memnun. 97'den beri bu teknoloji üzerinde çalışıyor ve 5. nesili daha çok teknoloji değişikliğiyle getirmiş. Daha verimli, daha uzun menzilli elektrik motoru eklemiş arabaya. Bu anlamda çok faydalı. Radarlarını, sensörlerini geliştirmiş. Mesela soluk çizgileri görmüyordu eskiden. Benim güzergahım bu, Noyan'cığım. Bir önceki kasa bunu zor görüyordu, şu soluk şerit çizgilerini. Bu yakalıyor. Adaptif sürüşte ben arabaya bindiğim zaman adaptif sürüş tuşuna basıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Kendi ayarlıyor, götürüyor, getiriyor ve çizgileri de kaybetmiyor soluk çizgilerde bile. Bu anlamda yani teknoloji anlamında ciddi bir makyaj yapmış. Fiziksel görünüşe hemen hemen hiç dokunmamış diyebiliriz. Yaptığı makyaj da işlevsel olmuş. Yani gerçekten faydalı kullanıcı açısından. Biz az önce bir konuyu konuştuk arkadaşlar Yavuz abiyle. Japonlar bir şey çalışıyorsa elleme diyor adamlar. İşlevsellik üzerine, teknoloji üzerine oldukça kafa yorulan bir otomobil Toyota. Biz de açıkçası Cross almak istemiştik bu amaçlarla. Hani Alman kullanıyoruz hep. Yavuz abi de hem arabaları Alman arabalarıydı, şoförlü kullandığı da Vito'ydu değil mi abi? Vito kullandı. Vito sonra Caravelle vardı. Aha, hep Alman. Evet, aynen. O ikisi hani, zaten o VIP design şeyle, Transporter tarzı o araçlarda, panel vanlarda. Başı çeken iki model. Böyle olunca da sizin görüşünüz benim için de önemliydi. Biraz ders çalıştım ben, onları aktarayım Yavuz abi de uygun görürse. 2023 makyajlı kasada elbette ki altyapı aynı. Cross'la duyurdukları yeni hibrit sistem, 5. nesil Yavuz abinin bahsettiği kullanılıyor. 5. nesil hibrit sistemle ne gibi farklılıklar var? Bunu konuşmak lazım. 5. nesilde öncelikle 1.8 içten yanmalı motor devam ediyor. 120 küsür beygirden 140'a alınıyor bu. Bu Toyota Corolla'da 0-100 hızlanmanın 10 saniyenin altına inmesini sağlamış. Bir de bunların yanında lityum iyon batarya gelmiş. Şimdi nikel kadmiyum bataryanın elbette ki kendilerine göre artıları, kendilerine göre eksileri var. Lityumun da öyle ama lityum biraz daha yeni bir teknoloji. Sadece tabii lityum pahalı, bulması daha zor şu an. Hele ki elektrik araçların bu kadar çoğaldığı bir dönemde, yerli araçların dahi çıktığı bir dönemde lityumu bulmak artık sıkıntılı, yani bir değere biniyor. Fakat işte lityum bataryada mesela sonuna kadar kullanmak nikelden daha kötü. Şarjın tamamı bitmemesi lazım. Önceki hibrit testimizde zaten bunu söylemiştik, yani batarya yönetimi hiçbir zaman %20'nin, %30-25'in altına düşürmüyor. Buradan da takip edebiliyorsunuz gerçi onu. Araba size birkaç şey söylüyor. Bir de safety features'a yeni safety, yani güvenlik paketini sunmuş Toyota, Yavuz abinin bahsetti. Burada adaptif, mesela adaptif kruz esnasında sollama asistanı getiriyor size. Eğer süratiniz yeterli değilse sizin sollamanızı engelliyor. Ya da adaptif kruz da size şunu sağlıyor. Viraja girerken o hızınızı ona göre düşürüyor. Ya da trafik şeyleri, levhalarını tanıyarak adaptif kruzun süratini ona göre ayarlamasını sağlayabiliyor. Bunlar güzel özellikler. Kör noktada mesela geliştirdikleri bir şey var. Arabadan ineceksiniz, kapıyı açıyorsunuz ya. Ben motor kullandığım için bunun artık çok farkındayım. Motor, araba da olabilir. Bu kör nokta uyarı sistemi. Siz arabadan inerken eğer bir araç varsa uyarı yapıyor. Yani bunlar çok güzel özellikler. Yani bunun yanında şerit takip asistanının yeni getirdiği birçok özellik var. Yaya algılama, motosiklet ve yayayı gündüz algılıyor. Geceleri sadece taşıtları algılayabiliyor. Ama Yavuz abinin bahsettiği şey, o kullanıcılara teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sistem ister istemez bir Ar-Ge, müşteri Ar-Ge'siyle çıkıyor. Evet. Gerçi Yavuz abi eski müşteri aynı zamanda. Bir yılda yani üçüncü. Biz o insanlara çok teşekkür ederiz, o Ar-Ge'yi bizim için yapan. Bu sistemleri de biraz kendi reklamımı yapayım. İlk defa tabii Subaru'nun iki tamamen kamera bazlı bir sistem. Toyota'nın iki biraz daha hibrit bir sistem. Avusturya'da bir kapalı bir pistte
şey yapma imkanı bulmuştu, demonstre etme imkanı bulmuştu bundan yıllar önce. Yargı Toker, Yargı abiye selam olsun buradan, Subaru Türkiye satış müdürü kendisi. Orada gerçekten çalıştığını tecrübe etmiştik. Şimdi biz burada trafiğe açık bir alanda bunları demonstre etmemiz çok güvenli ve mantıklı ve legal olmayacaktır. Ama hakikaten bu yaya algılama veyahut da araç algılama sistemleri süper. Abi şu sessizlik ve huzur, evet, harika. Sadece düzlükte siviti gibi davranıyor. Yani bir çeşit siviti. O bağırma işi nasıl olmuş abi? Biraz daha değişmiyor ama aynı devam ediyor ama. Biraz daha iyileşmiş. Yani 140 beygire çıkması arabanın, elektrik motorunun gücünün arttırılması, onun katkısı da arttırılmış. Biraz daha iyi. Zaten benim Corolla'da, hibritte en çok sevdiğim özellik aslında araba şoföre araba kullanmayı, düzgün araba kullanmayı teşvik eden bir sistemi var. Japon felsefesi buna da yansımış. Yani sakin, nazik, bazen hani altımızdaki araba sanki bir bilgisayar oyunundaymışız gibi kullanma eğilimi olur bizim şoförlerimizde. Bu çok yanlış bir şey. Sonuçta 1,5 tonluk bir çelik kafes yayalara, sokak hayvanlarına, diğer araçlara zarar verebiliriz kontrolsüz kullandığımızda. Toyota buna izin vermiyor. Çok beyefendi bir sürüş tarzı geliştiriyor. Hatta ben takılıyorum bazen eşime, diyorum ki ben araba kullanmayı Corolla hibrit kullandıktan sonra öğrendim diyorum. Gerçekten öyle hissettirdi bana. Çok yani beyefendi bir sürüş tarzını teşvik ediyor kullanıcıya. Yani bunu yaparken bugüne kadar tabii işte his vesaireyi kaçırdığını düşünenler oluyordu. Veyahut da donanımı. Makyajla bunu da sağlamışlar bence abi. Head-up display'e ben çok şaşırdım. Evet, evet. Ama güvenliği odaklı bir arabada bence olması gereken bir şey. Tabii. Önümde tabela bilgileri, vites konumu, sürat, eğer bu adaptif sistemlerde direksiyon elimizi çekersek onun uyarısı ve adaptif cruise kontrolü ön mesafe ayarı şeyini, evet, düzeyin nerede olduğunu görebiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Güzel. Değiştirilemiyor. Onu ben hani menülerden kurcalamaya çalıştım. Bizim gösterge ekranında her türlü bireyselleştirme yapılabiliyor. Ama head-up display'in menüsü değiştirilemiyor. Onu da paylaşalım yani, takipçilerinizle. Aynen ama herhalde mesela 50 dedi abi şu an. Muhtemelen orada bir yerde tabelayı gördü. Yeterli. Tabii özelleştirse daha hoş olurdu. O da bir aklıma geldi yani. Orası da özelleştirilebilirdi. Yerleri değiştirilebilirdi oradaki ikonların. Hı hı. Ama yeterli. Çok güzel. Önceki kasaya göre bir artısı da o. Önceki kasada bir ikon kirliliği vardı gösterge ekranında. Önceki kasada da benim Passion X-Pack'ti aracım. Hı hı. Gene en üst donanım paketti ama o kadar çok ikon iç içe geçmişti ki, head-up display kısmında değil ama gösterge ekranı kısmında bir karmaşa vardı. Alışmak zaman alıyordu. Daha sade, minimalist bir hale getirilmiş. O hem büyütülmüş, 12.3 inç olmuş, hem de düzenlemesi daha kullanıcı dostu, daha gözü yormayan bir hale getirilmiş. O zamanlar işte cross alma döneminde test ettiğimiz abi araç en üstün bir 6'ydı ama yine gelişmiş gösterge paneli vardı. Gerçekten üzülmüştüm. Yani yeni Toyota'ya da bu gelmeli diye. Bu süper olmuş. 12.3'lük ekran gerçekten çok şık. Evet. Yani bütün bilgileri toplu bir şekilde veriyor. Önceki yarı analog yarı şeyde o çok iyi değildi bence. Bir de sizin size katkı naçizane yapmak istiyorum. Tabii bence ki düğme kirliliği de çoktu abi. Evet, şuradaki doğru düğmeler. Onlar da gitti. Çok çok haklısın. Çok haklısın. Şu çok şık. 10.3 şimdi şey dedi abi. Elin direksiyonu. Evet. Bir de mesela Alman araçlarında ben herhangi bir asistanla araba almıyorum. Çok tercih etmiyorum. Çünkü çok fazla müdahale ediliyor. Ben şerit takibinin açık olduğunu yeni... Süper. Polo'yu gördü arkadaşlar. Evet, kendi yavaştı. Ya mükemmel abi ya. Evet, yormuyor. Ki işte. Yormuyor. Siz anladınız. Ve ben 3-4 kere kaza atlattım. Şimdi sen de hekimsin, ben de hekimim. Yoğun çalışıyoruz. Hastayla ilgili bir ameliyat yaptık. Hasta takibi önemli ama o arada başka bir işimizin de peşindeyiz. Hı hı. Hemşanımlar hastayla ilgili bir sonuç bildiriyorlar. İster istemez birkaç kere bu başıma geldi. Araç kullanırken cep telefonundan WhatsApp mesajını okumak zorunda kaldım. Hı hı. Okurken önümdeki araba yavaşlamış. Fark etmiyorsun. Bir anda sesli olarak beni önce uyardı. O çarpışma önleyici sistem. Benim hani o milisaniyelik refleksimin gelmediğini fark etti ve zınk diye kendisi durdu. Dörtlüleri de yaktı. Bu şekilde beni 3-4 kere kaza yapmaktan ve başka insanlara da zarar vermiş olmaktan
resmen kurtardı. O zaman işte Toyota'nın, yani beni bu arabaya bağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi bu oldu. Bu araba insanlara bağlı hatalı sürüş şeylerini ortadan kaldırıyor. O açıdan da inanılmaz bir artısı var. Çok zeki bir sistem. Yani buradaki yapay zeka duyarlı bir yapay zeka. Abi, vallahi... Çok para verip alıp. Biz şimdi kamerayla uğraşırken, ben Yavuz abiyle konuşurken 5'in ön kaputunda bir şey vardı, sorun olmuştu da Yavuz abi çok yoğun çalışıyor. Yani ben eşimden duymuştum sizin profesör olmadan önceki uğraşlarınızı. Aynı anda iki ofisi var ve farklı şehirlerde. Doğru. Yani gerçekten 5.30'da o zaman çok kısa bir dönemde böyle 80-90 bin kilometreye gelmişti abi. Ve işte bir ikisinde de hastaya yetişmeye çalışırken küçük kaza atlatmıştınız. Biri kardayken, diğeri de yine böyle bir şehir içi trafiğinde. Onu konuştuk. Ara bir atlama olmuş olabilir. Abi Toyota bence size para vermeli şu an. Ya bu kadar güzel demonstre edilemez. Onlar fark ettim ki, bayi videolarını izledim. Evet. Bu özelliği şirket onay, hani highlight yaparak, öne çıkartarak şey yapmış, belirtmiş. Siz yaşadığınız şeyle o kadar güzel demonstre ettiniz. Doğru. Ki size bir uyarı veriyor arkadaşlar. Ben söyleyecektim. Arkasından da müdahale ediyor. Bu muhabbetleri yol açan konuşmanın öncesindeki olay da şu. Alman arabalarında çok fazla müdahale ediyor. Yani o kadar yoruyor ki. Yani Tesla kullandım ben New York'ta ama çok kısa, hani o kadar demonstre edemedik. Onlar nasıldır bilmiyorum ama abi bu sistem çok iyi terzilik yapılmış. Çok, çok duyarlı. Yani buradaki yapay zeka interaktif. Mesela öndeki arabaya ben hızlı yaklaşıyor olsam bile, eğer ayağımın frende olduğunu görüyorsa, küçük bir fren hissettiyse bu sistemi çabuk devreye almıyor. Ama ayağımın gazlı olduğunu ya da frene hiç dokunmadığını hissederse derhal devreye alıyor. O küçük fark da var. Yani motomot bir sistem değil, duyarlı, interaktif bir yapay zekası var. Ben buna hayran kaldım zaten. Bence abi yeni sistemler de böyle olmalı. Çünkü olmalı, evet. Diğerleri çok baltalıyor araç hissini. Yani hepimiz telefondayız artık. Herkesin, ben kırmızı ışıkta bakıyorum. Prensip olarak bu olaylardan sonra elime telefonu almıyorum araba kullanırken hiçbir şekilde. Ama kırmızı ışıkta sağıma soluma bakıyorum. Hepimiz o 30 saniye, 45 saniyelik bekleme sürecinde bile telefonda oluyoruz. İlla. Hatta arkadaki araba korna çalıyor. Yeşilin yandığını fark etmiyor en öndeki. Dolayısıyla böyle bir çağ içindeyken bu tarz şey özellikleri, otonom sürüş özellikleri her arabaya eklenmeli, standart olmalı. Toyota'nın da o felsefesini de seviyorum. Bakın en boş paketinde bile bu özelliği sunuyor. Yani diyor ki benim üst donanım paketini almaya ücreti yetmeyen kullanıcıma da ben güvenliğinden ödün vermeyeceğim diyor. Bu çok hoşuma giden bir felsefesi oldu Toyota'nın. Bu kadar özelliği mevcut Türkiye fiyat gamı içerisinde alabileceğiniz en uygun araba. Çünkü Türkiye'de o bir pazarlama donesi haline getirildi abi. Mükemmel bir noktaya parmak bastınız. Sanki güvenlik özellikleri de lüks müşterisi, evet. Ve asistanslar çok yüksek meblağlara satılıyor. Değişiyor, evet. Değişiyor. Euro NCAP biraz el attı abi. Son senelerde artık bazı şeyler standart değilse yıldızı kesiyor. Çok güzel, harika. Hı-hı. Orada da bir yenilenmeye ihtiyaç vardı. Ama ben tekrar vurgulayacağım. Benim gibi arabacılar için biraz daha böyle şey... siz de sert araba kullanmayı, Alman kullanıyorsunuz, yani siz de aynı şekilde bu müdahaleleri çok dengeli ve ayarında yapması bence arabacıları el çektirmeyecek bir şey. Yani ben değil, mesela değil, evet. Şerit takibi vardı bir tane Mercedes'te, bizim çok önceden C serisi, direkt şerit takibi kapatıyorum. Çünkü beni çok baltıyor. Mesela şu an hiç beni rahatsız etmedi. Abi şu bağırmaya sadece ama şey ya, güç hakikaten abi olmuş. 140 beygir hakikaten. Bir fark etmiş gerçekten. Cross'ta bu kadar fark etmiyor. Cüsse büyük olduğu cüsse için büyük ama. Olduğu için. Bunda bir de çok iyi. Bu araba önceki kasaya göre elektrik bataryasındaki iyileştirme sayesinde 18 kilo daha hafif. Hem beygir gücü arttırılmış oluyor, hem aracın ağırlığı bir miktar düşürülmüş oluyor. O da fark ediyor tabii ki. Kesinlikle. Bir de mesela bunu küçük hacimlerden yüksek beygir aldığınız zaman bir şeyde düşüş olur güvenilirlikte. Hı hı. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Değil. Adamlar değil. Hala aynı kalitede şeyi size sunuyorlar. Aynı kalitede güvenliği size sunuyorlar. Abi bu uzak doğunun felsefesi Volvo'da da biraz kendini gösterdi.
Volvo'lar 180'i geçmiyor ya. Evet. Ama adam diyor sonuçta ben sana lüks insan gibi bir yerden gidip bir yere gidebileceğin bir otomobil imal ediyorum. Volvo da doğru. Elini direksiyona koy dedi ya. Evet. Yani onu bu, hissetmek istiyor. Aynen. Evet, ama bu da süper bir felsefe. Abi benim unuttuğum şeyler olabilir. Makyajda arka mesafede değişme yok. Bizim zaten bu konularda testimiz var. 470 litrelik bagaj hacmi. Arka tarafta yeterli insan yaşam mesafesi sunuyor. Güvenlik özellikleriyle tercih edilebilecek bir otomobil. Hı-hı. Ve Yavuz abi gibi değerli, kariyeri yüksek bir insan tarafından da nasıl bir araç sahipliği tecrübesi sunuyor. Biz de bunu tecrübe etmiş olduk. Evet. Ve insanlar da tecrübe ederken en azından kendi görmedikleri veyahut da arabayı test sürüşleri çok kısa oluyor. Doğru. Tecrübe edemiyoruz. Yok, bayide de bu bilgiler yok. Hı-hı. Bir eksisini söyleyeceğim ben izninle Noyan. Şimdi otomatik kapı kilit fonksiyonu diye bir şey var. Araba hı-hı. 20 kilometrenin üzerine geçtiğinde kapının kilitlenmesi. Hı-hı. Bu yok mesela. En üst donanım paketinde bile yok. Hı-hı. Ve bunu şu anda Makyajcı Kasa Türkiye'ye girdi ama ben bunu aracıma bu modülü taktırmak istiyorum dediğinizde 5 dakikalık bir işlem bayidi. Ama bu modül de Türkiye'de şu anda yok. Gelecektir önümüzdeki aylarda. Hı-hı. Ücretli şey yapılıyor, satılıyor. Hı-hı. Aslında o da bir güvenlik ekipmanı aslında bence. Hı-hı. Ve bunu en üst donanım paketinde bile sunmaması önceden de sunmuyordu. Sonuç şartı. Bence gözden kaçmış mı desem. Hı-hı. Eksiklik açıkçası. İlla ya da abi böyle bir üst düzey yönetici veya birinin kötü bir tecrübesi olmuştur. Board member. Evet. Demişse bunu koymayacaksınız falan. Amerika'da evet. Böyle fantastik davalar oluyor ya. Doğru, aynen. Kesin aynen. Öyle bir şey yaşamışlardır. Böyle bir background'u vardır. Yavuz abi, pazar gününüzü bize ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Noyan'cığım. Hem seni görebildiğim, konuşabildiğimiz için, güzel sohbetinden yararlandığım için hem de senin takipçilerine, bu videoyu izleyenlere umarım İşlerine yarayacak bilgiler sunabilmişizdir beraberce. Kesinlikle yarayacaktır abi. Tekrar dediğim gibi ayağınıza sağlık. Arkadaşlar bu şekildeydi. Başlıkta biraz flash bir şeyler yazdık ama gerçekten süper bir bakış açısına sahip Yavuz abi. Biz de o tecrübeleri görmüş, dinlemiş olduk. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın diyorum.